Modern tiyatro, trajedi. Trajedinin ilk örnekleri eski Yunan edebiyatında görülmüştür. Trajedi, seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan temizlemek amacıyla yazılan ve kendine özgü katı kuralları olan tiyatro türüdür. Tragedya Yunanca tragoidia sözcüğünden gelir. Tragos keçi, oidia ise ezgi demektir. Böylece tragedya keçi ezgisi anlamına gelir. Trajedi ve komedinin kökeni eski Yunan'da bağ tanrısı ya da şarap tanrısı diye anılan Dionysos onuruna yapılan dini tören ve şenliklerden doğmuştur. Bu tören ve şenlikler her yıl ilkbahar ve güz mevsimlerinde düzenlenirdi. Yapılan dini törenlerde Dionysos'un dostları olarak kabul edilen satirleri çağrıştıran hayvan postlarına bürünmüş bir koro yer alırdı. Bu koro dans ve müzik eşliğinde Dionysos'u anlatan hüzünlü şiirler okurdu. Okunan bu şiirler tragedyanın kaynağı olarak gösterilir. Klasik trajedinin genel özellikleri şunlardır. Kahramanları soylular, tanrılar, tanrıçalar ve yarı tanrılardır. Erdem, ahlak ve ölçülü olma her şeyin üstündedir. Konular tarihten ve mitolojiden alınır. Çirkin olaylar seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez. Soylu ve ağırbaşlı bir dille yazılır. Kaba ve argo sözlere yer verilmez. Beş perdeden oluşur. Manzum olarak yazılır. Daha sonra düz yazıyla da yazılmıştır. Üç birlik kuralına uyulur. Bir eserde mekan, zaman ve olay birliğinin bulunmasına üç birlik kuralı denir. Zaman birliği. Eserin konusu 24 saat içinde geçer. Yer birliği. Eserdeki olayın baştan sona kadar aynı yerde geçmesidir. Olay birliği. Eserin tek bir ana olay çevresinde oluşmasıdır. Trajedide amaç seyircilerin ruhunda korku, merhamet uyandırmak ve ibret vermektir. Günümüzde trajediye benzeyen tiyatro çeşidi melodramdır. Melodram cinayet, hıyanet, felaket gibi ürkütücü, üzücü konulara ve beklenmedik tesadüflere yer vererek sonu ibrete bağlanan tiyatro eseridir. Temsilcileri Yunan şairi Tespis trajedinin kurucusu sayılır. En ünlü trajedi yazarları Eski Yunan'da Aiskilos, Öripides, Sofokles, Fransız edebiyatında Corneille ve Racine'dir.